7.58 yaptık saatleri, bir saati daha geride bıraktık valla. Bizim için zaman su gibi akıyor, biliyorum sizin için de öyledir. Seçime kaldı 3 gün, yani heyecanlıyız tabii ki, heyecanlı seçim yayınları yapıyoruz. 3 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sandık başına gidecek ve liderini seçecek. Şimdi efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya ve Sivas'taydı, vatandaşa seslendi. Muhalefeti terörle kol kola yürüyorlar diyerek eleştirdi ve 15 seçim, 15 mağlubiyet diyerek muhalefet yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor vurgusu yaptı. Ve bu arada depremzedelere her koşulda, her zaman oy veren ya da vermeyen depremzedelerimizin yanındayız dedi. Bu Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. CHP liderine bu sözlerle yüklendi. Malatya'da depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim mesajlarını konteyner kentte verdi. Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Cumhurbaşkanı depremzede vatandaşlara yanınızdayız mesajı verdi. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi ve 5 bin ahır olmak üzere toplam 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa süreci başladı. Tüm depremzedelerimize sesleniyorum. Biz Cumhur İttifakı olarak sizin yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacak, muannete muhtaç etmeyeceğiz. Erdoğan'ın bir diğer adresi Sivas oldu. 28 Mayıs'la birlikte inşallah ülkemizin önünde yepyeni kapılar açılacak. Sandıklar açılıp sonuçlar kesinleşinceye kadar sandıklara sahip çıkacağız. Erdoğan, Sinan Ağa'nın Cumhur İttifakı'na desteğiyle ilgili de konuştu. Türk dünyasına ve terörle mücadeleye yönelik gayretlerimizi çok yakından bilen Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Millet İttifakı'na terör üzerinden tepki gösterdi. Oysa ki takke düşmüş, kel görünmüştür. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücü ve FETÖ'cülerle kurdukları ortaklığı izleyemezler. Depremzedelere yönelik hakaretler üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Bu depremzedelerimize yönelik hakaretleri biz dibin dibi olarak görüyoruz. Böyle bir ahlaksızlığı haklı gösterecek hiçbir sebep olamaz. 14 Mayıs'tan bu yana milletimize ve depremzedelerimize yapılanlar CHP Genel Başkanı ve yoldaşlarının yüzüne kara bir leke olarak yapışmıştır. Erdoğan, hızlı tren hattının Kars'a kadar uzatılacağını söyledi. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Yerköy istasyonundan Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Ayrıca bu hattı Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a kadar uzatacağız. Yaparsa inşallah oradan da Bakü Tiflis hattına bağlayacağız.